Üçer gündeminden herkese merhabalar. Ben Mehmet Uysal. Günün öne çıkan haber gelişmeleri için sizlerle birlikteyiz. Mersin'le başlayacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan 3 mahallede, Çay Mahallesi, Çilek Mahallesi ve Özgürlük Mahallesi'nde hem yapımı biten hem de yapımı devam eden yolları yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerinde tamamlanarak trafiğe açılan ve yapımı devam eden yolları yerinde inceledi. Yapılan 2019-2021 yılındaki çoğunluğu 2021'de yapılan yollardan. İçinde bulunduğumuz lokasyon Özgürlük Mahallesi. Biz toplamda Özgürlük Mahallesi, Çay Mahallesi, Çilek Mahallesi, 51 lokasyon Büyükşehir'e ait olmak üzere toplam 169 lokasyonda çalışma yaptık. 118 lokasyonda ilçe belediyelerine ait. Yani buranın Akdeniz ilçe belediyesine ait olduğunu düşünürseniz, MESKİ çalışmalarından sonra Akdeniz Belediyesi'nin yapamadığı ya da yapmak istemediği çalışmaları biz üstlenmiştik. Ara sokaklara da girdik. Toplamda 3 mahallede 80 bin ton asfalt kullandık. 53 bin metrekarede biz burada kaldırım çalışmasının altına imza attık. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bölgeler tarihinde görmediği teknik hizmeti aldı. Çünkü burada yapılan yollar gerçekten günü kurtarmak için, yasak savmak için yapılan işler değil. Her caddenin özelliğine göre ki 10 ayrı caddede biz yenileme çalışmaları yaptık. Siz de biliyorsunuz buralardan işte 134, 136, 138, 144, 152. caddeler, bütün bu saydığım caddeler yoğun caddeler ve ağır yük taşıtlarının seyir halinde olduğu, trafikte seyir halinde olduğu caddeler ve çok sayıda burada büyük işletmeler var. Lojistik işletmeleri var. Bakliyat işletmeleri var. Buralara gelen araçlar doğal olarak yüksek tonajlı araçlar. Kaliteli, dayanıklı, uzun yıllara sarı herhangi bir problem yaratmayacak bir teknik imalat yaptılar. Ben başta yol asfalt birimimiz olmak üzere hem bazı bölgelerde yüklenici firmalarla yaptık, bazı bölgelerde kendi ekiplerimizle. Herkesin eline sağlık diyorum. Mersin'e devam ediyoruz. Yine Akdeniz ilçesine gideceğiz. Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde boş bir arazide maalesef 4 günlük bir bebek ölü olarak bulundu. O anda oradan geçen bir kadının, bir vatandaşın tesadüfen görmesiyle yetkililere haber verildi. Hastaneye kaldırılan bebek, daha doğrusu hastaneye kaldırılan bebek, özür diliyorum, devlet koruması altına alındı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde boş arazide 4 günlük bir bebek bulundu. Yoldan geçerken bir kadın tarafından bulunan bebek ambulansla hastaneye götürülerek gözetim altına alınırken polis ekipleri çocuğu bırakan şahıs ve şahısları bulmak için çalışma başlattı. Dün akşam terk edilmişler bebeği. Tarla. Topladıklarını yerini orada bulmuşlar. Daha yeni doğmuş. Yeni doğmuş. Yeni doğmuş. Yeni doğmuş. Tarlada o gece 11 sıralarına şey yapmışlar, çocuğu bulmuş o bayan. Kaç günlükmüş gördünüz mü? 3 günlük. Durumu nasıldı? Durumu iyi, sağlığı yerinde. Ne yaptınız şimdi? Herhalde polisi, ambulansı aramışsınız. Polisi aradılar, çocuğu bulanlar aradı. Bulanlar. Evet. Çocuğu teslim ettiler herhalde. Teslim ettiler. Çocuk şube geldi. Çocuk şube de teslim etti. Annesini babası, annesini alacaklar şimdi. Yani annesi derken sahip çıkan kişiyi alacaklar, götürecekler. Evet, bir düzeltme yapalım. Az önce ölü bulundu demiştik ama neyse ki bebeğimiz yaşıyor ve devlet koruması altına da alındı. Haberimizde de izlediniz. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Oradaki bebek, Mersin'deki bebek kadar şanslı değildi. Bir Suriyeli çift aracında bebeğini unuttu. O bebek araçta havasız kalınca, bir de sıcaklar baş gösterince maalesef hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor. Adana'da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide aracın içerisinde bir bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kapısını açtıklarında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yani gerçekten bu kadar sorumsuz bir aile, kim olursa olsun, Türk olsun, Suriyeli olsun, başka bir ırktan olsun, yani ne denilebilir ki, gerçekten çok kötü bir durum. Evet, Adana'yla devam ediyoruz. Hidroelektrik santrali kapağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin henüz kimliği tespit edilemedi. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Adana'da hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüreğir ilçesi Ali Hocalı mahallesinde bulunan Yüreğir Hidroelektrik Santrali güvenliği kapaklarda ceset olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi. Olay yerine karakol ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polisleri cesedi suyun içerisinden çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana'yla devam ediyoruz. Adana Emniyeti önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu 10 terör örgütü üyesine bir operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri içerisinde polis gibi, asker gibi, mühendislik gibi alanlarda mesleki çalışmalarına devam edenler olduğu belirlendi. Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde silahlı görevlerde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ta polis, asker ve mühendis olarak görev alan ve ülkeyi kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Savcılık, tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. TEM ekipleri özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mersin'e devam ediyoruz. Mersin'in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacı için bir ihbar geldi emniyete. Polis memurları yaptıkları çalışmada, araştırmada çok sayıda silah ele geçirdi. Kasa içerisinde bir adet Ekol marka, bir adet yine tabanca. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto yıkama olarak kullanılan bir iş yerinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 59 adet mermi, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet fişek ele geçirildi. İş yeri sahibi ve beraberindeki 4 kişi yakalandı. Mersin'e devam ediyoruz. Konya'dan Mersin'e iki genç arkadaş yüzmek için geldiler. Erdemli'ye gittiler, denize girdiler. Maalesef gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri kurtuldu ama tedavi altına alındı. Mersin'de denize giren iki arkadaştan biri boğularak hayatını kaybederken suyun yüzeyinde baygın bulunan diğer şahıssa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Boğulan şahsın cesedi kayalıklara sıkışmış halde bulundu. Olay Erdemli ilçesine bağlı Koca Hasanlı Halk Plajı'nda meydana geldi. Sahilde vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz şekilde ters duran birini fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşam fonksiyonları olmayan şahıs Erdemli Devlet Hastanesi'nde tekrar yaşama döndürüldü. Yoğun bakıma alınan ve durumu kritik olan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken aynı yerden ikinci bir ihbar geldi. Vatandaşlar bir kişinin kayalıklarda cansız bir şekilde durduğunu bildirdi. Ekipler yaptığı kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayalıklardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ceset Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede polis ekipleri şahısların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yaparken olay yerine 100 metre uzaklıktaki 42 plakalı araç dikkat çekti. Savcının talimatıyla aracı inceleyen ekipler Konya'dan geldikleri değerlendirilen denizde cesedi bulunan Özgür G ile yoğun bakımda tedavisi süren Celal A'nın kimlik kartları, kıyafetleri ve telefonlarına ulaştı. İki arkadaşın yüzmek için denize girdiği değerlendirildi.
İçer gündemi spor haberleriyle devam ediyor. Süper Lig'le başlayacağız. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu geçen hafta başlamıştı. Bu hafta ikinci haftayı da dün oynanan karşılaşmalar sonrası sona erdi. Sürpriz sonuçlar vardı. Fark için sahaya çıkan Galatasaray kendi evinde taraftarı önünde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen gördüğü kırmızı kart sonrası maç 3-3 sona erdi. Maçtan sonra Beşiktaş yönetimi hakemlere ateş püskürdü. Fenerbahçe ise Kasımpaşa deplasmanında gol şov yaptı. 2022-2023 Türkiye Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Son şampiyon Trabzonspor, Hatayspor'u 1-0 yenerek ligde 2-2 yaparken averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Adana Demirspor'da Sivasspor'u 3-0'la geçerek 2-2 yapan diğer takım oldu. Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenilerek herkesi şaşırtırken Beşiktaş 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0'la geçerken 17 yaşındaki Arda Güler 20 dakika süre aldığı maçta 2 gol kaydetti. Diğer karşılaşmalarda ise sonuçlar şöyle: Kayserispor 1, İstanbulspor 0, Ümraniyespor 0, Antalyaspor 1, Gaziantepspor 1, Ankaragücü 0, Konyaspor 0, Başakşehir 0. Yeni sezonda şehrimizi bölgesel amatör ligde temsil edecek olan Silifke Belediyespor'da geçtiğimiz hafta çalışmalara başlamıştı. Transferleri duyurdu. Yeni sezonda da tek bir hedef var: şampiyonluk. 2022-2023 futbol sezonunda bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Silifke Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına Silifke Belediyesi Ünal Ünivar Spor Tesislerinde devam ediyor. Yeni transferleriyle çalışmalara başlayan Silifke'de tek hedef şampiyonluk. Yeni transferlerden Ramazan Zenginset antrenman sonrası verdiği röportajda "Buraya şampiyonluk için geldim. Bu sezon çok istiyorum. Daha önceden şampiyonluk yaşadığım Silifke'de bunu yeniden yaşamak istiyorum. Hep birlikte sahada en iyi performansımızı ortaya koyup hedefimize ulaşmak için çalışacağız" dedi. Erdemli'ye gidiyoruz. Erdemli'de Erdemli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen köyler arası futbol turnuvası yeni yasayla mahalleler arası futbol turnuvasında sahalarda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. İki takımın futbolcuları maalesef Mersin hakemlere saldırdı. Yine yeşil saha, yine kavga. Mersin'in Erdemli ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan ve mahallelerin kaynaşması amaçlı düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında hakemlere saldırdılar. Kayacı Mahallesi Lütfi Elvan Spor Kompleksi'nde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında Pınarbaşı ile Sorgun mahalleleri arasında oynanan maçta futbolcular hakemlere saldırdı. O anlar kameralara yansırken Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Mersin Şubesi'nden kınama geldi. Kınamada 3 hakemin de kendilerine saldıranlardan şikayetçi olduğu ve suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Şimdi başka bir turnuvaya gideceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yine geleneksel hale getirilen Fındıkpınarı Yaylası futbol turnuvası grup maçları sona erdi. Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen mahalleler arası geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvasında gruplar sona erdi. (Gülüyor) 26 takımın mücadele ettiği gruplarda 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle: Arslanköy, Eski Mezitli, Değirmençay, Gökçebelen, Kuyuluk, Karahacılı, Kara İsa'lı, Apsunspor. Karşılaşmalar 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Toroslara gidiyoruz. Toroslar Belediyesi'nin de geleneksel hale getirdiği köyler arası, daha doğrusu mahalleler arası futbol turnuvasında artık finalistler belli oldu. Rakiplerini eleyen Ayva Gediği ile Erçel final oynayacak. Bu yıl 13.sü düzenlenen Toroslar Belediyesi mahalleler arası geleneksel futbol turnuvasında finale kalan takımlar belli oldu. Hafta sonu Koray Aydın Stadyumunda oynanan yarı final maçları sonrası Ayva Gediği ile Değirmençay adını finale yazdırdı. Değirmençay, turnuvanın en büyük favorisi olan Demirhisar'la 2-2 berabere kalırken penaltılarda rakibini 5-4 mağlup etti.
Diğer karşılaşmalarda ise Ayva Gediği rakibi Civan Yayla'yı 4-0 ile geçti. Final karşılaşması 30 Ağustos tarihinde Ayva Gediği Yaylası'nda oynanacak. Evet, bir hatırlatma ile kapatalım. Bugün Mersin İdman Yurdumuzun 97. yılı, yani Mersin İdman Yurdu 97 yaşında. İçer TV, San TV olarak ilerleyen dakikalarda Mersin İdman Yurdu meydanında gerçekleştirilecek olan etkinliği canlı yayına sizlere aktarmaya çalışacağız diyelim. Evet, bu haberle birlikte spor gelişmeleri de sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.